daha ciddiyet kazandırmak lazım. Yani her şey bitti. Deniz Kızı'nın 10 milyon sermaye artırımı mı kaldı burada hesaplaşacağımız? Bakın nice zorluklarla, nice sıkıntılarla uğraşıyoruz. Ben size bazı rakamlar vereyim. Deniz Kızı'yla ilgili. Mart itibariyle bu şirketin borcu 12 milyon 283 bin lira. Benim devraldım. Ama evveliyatına bir giderim isterseniz. Bu şirketin başlangıç sermayesi 1 milyon 510 bin lira. 29.06.2015'te yine buna bugün muhalefet eden sayın meclis üyeler, o dönemde de meclis üyesi 10 milyon lira mahkemeleşmişiz. Falanca firma aynı şekilde 120 bin lira. Yine mahkemeleşmişiz. Sahil kira ödemesi 1 milyon 547 bin lira. Geriden gelen. 59 bin lira cari firma ödemeleri. Bütün bunlar ödenmiş mi? Bizim tarafımızdan ödenmiş. Daha sonra 2 milyon 752 bin lira demirbaş ve mal alımı yapmışım. Şemsiyesi, şenzoku, aracı, gereci, seyyar, kafesi. Benim dönemde 2 milyon 752 bin lira ver. Bir sorun yaşanmadı, onu söyleyeyim. Burada da arkadaşlarımız da şahit. Şimdi biz de tabii bu komisyona geldiği zaman burada aslında ki mesele sizleri sorgulamak, bir adliyet aramak maksadında bir orada bir konuşmamız olmadı. Sadece burada konuşurken arkadaşlarımız da vardı. Ali Başkan dedi ki bu iş dedi incelensin dedi. Biz dedik tamam dedik. Hatta burada şu konularda konuşurken sizin belediye müşterileriniz de vardı ama sanki böyle biraz bu iş size biraz bilmiyorum üzmüş herhalde biraz da söylemlerinizde anladığım kadarıyla biraz da üzülmüşsünüz. Üzerinde müşterek mülkiyet olduğuna göre şey de dikkat çekici buldum. Gündeme ilçesi belirtilmeden alınmasında kastem mi sevmem? Aşağıda komisyon yapalım. Gündemden var. Gündemden var. Yok, raporlarda var Sayın Başkan, bir yanlışlık var. Burada özeti var. Bu raporda var da gündemde yok. Önceki gündem maddesinde de yok. Bugünkü gündem maddesinde de yok. Mesela bir önceki gündem maddesinde ilimiz Mut ilçesi deniyor. Ama bunlar ne olacak? Toroslar ilçesi denmemiş. Unutulmuş herhalde. Böyle böyle raporlarda var diye özeti geçiyor. Evet. Şimdi gayrimenkule Toroslar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi müşterekken mülkiyet sahibi ve müşterek mülkiyet söz konusu olduğundan taraflardan her iki tarafında muvaffakati olmadan parsel üzerinde böyle bir tasarruf yapılması mümkün değil. O nedenle biz bu raporu, kararı ve bu parsele ilişki bu tasarrufu uygun görmüyoruz. Genel olarak şu yöntemi de uygun görmüyoruz. Yazı yazılıp MESKİ tarafından 12 tane, 15 tane parselin doğrudan MESKİ'ye tahsis edilmesi talebi hiçbir değerlendirme yapılmadan, görüşümüz alınmadan doğrudan yazıyla talep edilmesi de uygun değil. Şuradayız zaten. Aramızda 3-5 kilometre var. O nedenle biz bu komisyon raporuna red kararı vereceğiz ya da tekrar komisyona gönderilmesini teklif ediyoruz. Teşekkür ederim. İade. Evet. Komisyona iade mi ediyoruz? Buyurun Sayın Bey. Sayın Başkanım, bu depoyu içme suyu deposu olarak kullanılan bölgede zaten 6.360 sayılı yasa gereği bu içme suyu tesislerinin hepsinin tamamı MESKİ'ye devredilmek zorunluluğu vardı zaten. Daha önce yapılmamış bir işlem. Zaten devredildi. Yani okurken MESKİ'ye devredilmesi gerekiyor. Sayın Başkanım.